Heard it from a friend, she was in our bed, should've known better. Said it was the truth, she came on to you, yeah, but you let her. Knocked me over 10 feet forward. Never knew I could sleep alone good. I've never been better. You're probably out there somewhere missing me. Wish I had an ounce of sympathy. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. When you see me leaving here with someone else, well, the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. Remember when you tried putting up a fight? Çek şu ayaklarını ödevimden. Çek şu ayaklarını ödevimden, çeker misin? Yapamıyorum, odaklanamıyorum senin şeyler. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. When you see me leaving here with someone else, well, the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. Just time to time, I like to rhyme in kind. Empty void inside. Something about
Saçlarımın uçları harika görünmüyor mu sizce de? Mükemmel görünüyor. Ve hiçbir şey yapmadım biliyor musunuz? Bazen saçlarım kendi kafasına göre güzel görünmek istiyor. Bu arada... Ay bir şey battı bana. Bana ne battı şu an? Pergelimin ucu çantadan çıkmış. Sihir bana batıyor. Şu an şoktayım. Gören var mı şu an şunu? Neredeydi? Şurayı delip bana battı. Şaka mıdır? Ölüyordum yani. Benim abartma seviyesi peki. Neyse arkadaşlar, yani en son saçlarım diyordum. Konum bana yandan bir şeyin batması değil de saçlarım yani. Uçları en azından. Ay ne güzel. Çok tatlı. Çok fazla konuşmamak için böyle boş yapmayacağım. Şu an bu kadar konuşma yeter. Kırtasiye gidiyorum diyelim. Benim ezberlediğim kırtasiye yolları. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. But I can't get you out of my head. Try to stray. Try to forget but the koyu mavi kalmamış. Ay düşürdüm ya. Ay az önce ne oldu? Kaldırımın kenarında minibüs bekliyordum. Tenger rüzgar buna bir vur. Sen bunu elimden trafiğin ortasına bir uçur. Ben kaldım böyle, şok oldum. Uçtu gitti yani, kocaman ya. Bakın şuna. Yani bu, hesap edin siz, neyse. Uçtu gitti yolun ortasına. Motor böyle üstünden geçecekti. Aklım çıktı, o kadar para verdim. Allah'tan üstünden geç durdu önünde. Sonra arkadan gelen araba da böyle baktı yolun ortasında bir şey. Sonra ona bakan bir kız. O da böyle durdu. Gittim caddenin ortasından aldım. Ezip geçseydi bölümü bırakırdım herhalde üzüntümden. O şekilde bir olay anlatasım geldi. Bence haber değeri taşıyor yani. Kaç kişi yolun ortasına aldı eşyayı, uçurmuştur bilmiyorum. Asansöre giriyorum. Ay bugün saçlarım çok güzel. Bir tık dağılmış buraları ama. Ya benim bir acilen bir alışverişe çıkmam lazım. Ay ya bıktım senden de be. Üf, düşüp duruyor. Bir alışverişe çıkmam lazım. Bir kıyafet alışverişi, ceket almam lazım. Bir sürü şey almam lazım ama bütün paramız ailecek şu anda kırtasiye alışverişlerine gittiği için bana ayıracak mı bütçesi kaldığını zannetmiyorum babamın. Bakalım yani. Şöyle bir çekeyim kendimi. Sakız babam arıyor. Ben sonra size çekerim yine. Açık havada kargo açayım dedim. Bu kargo babamın iş yerine gelmişti. O da servisle eve gönderdi. Ben de dedim ki neden burada açmıyorum? Neden eve çıkınca açıyorum? Çok büyük bir şey değil ama hadi açalım. Videoda kargo açılımları tatlı oluyor. Ben çok severim. O yüzden açıyoruz. Açamıyoruz. Benim zaten şu kargoları açamamam. Promarker'larımın farklı bir seti geldi. Bunlarla herhalde pazartesi günkü derste marker kullanacağız. O gün de videoyu çekmeyi düşünüyorum. Bir sürü marker aldık böyle ve
Bu markerlar çok pahalı. Hepsi aynı gibi görünüyor ama hepsi gri'nin farklı farklı tonları. Şimdi düşündüğüm kadarıyla pazartesi günkü derste bununla gölgelendirmeler yapıp 2 tane daha aldım. Evde de bir tane daha böyle var. Yani inanılmaz bir para verdik bunlara. Bunlarla gölge yapacağız dediğim gibi. Benim şimdiki düşüncem bu şekilde. Öyle ben şimdi eve geçeyim ödev yapmaya. Biz biliyorsunuz artık full ödev yapıyoruz yani. Başka işimiz, gücümüz, sosyal hayatımız falan sınırlandı, kalmadı. De bu o kadar pis, pis ki. Yani battı elim, niye bu kadar pis? Benim size sorduğum ama sizin de sebebini asla bilemeyeceğiniz sorular yok mu? Ay dondum be, çok esti. Bu arada umarım marker kullanmayı becerebiliyorumdur. Hani beceremiyorsam çünkü büyük sıkıntı. Bayılacağım şu an, gerçekten boynumu falan hissetmiyorum. Ne yaptığımı göstereyim. Bunu yapıyorum bir saattir ama göründüğü kadar basit değil. Bu araları, şuradaki çizgileri var ya, tek tek ölçe ölçe çizdim. Zaten ilk tarafı yapamadım. Hani bu bir anlama aşaması gibi oldu. Yani burada bir tık daha olayı anladım. Bunu da tam anladım artık. Burada güzel bir yazı görüyorsunuz. Uğraştım ama değdi. Bakın hatta şablon da bu şekilde. Burada ölçüler var. Çok fazla bir uğraş var. Aslında şu kadarcık bir A4 olduğuna bakmayın. Saatleri zaten koyarım. Şu an bilmiyorum kaç saattir bunun başında oturuyorum. Ama çok zordu. Ve bitti. Arkadaşlar çilem bitmemiş. Tam diyorum her şey bitti, bir şey daha çıktı. Şimdi onu çizeceğim. Yani bir saat falan da o sürecek. Google Classroom'a ödevimi yükledim. Yüklerken de canım hocamızın verdiği başka bir şey gördüm. Hani derse hazırlıklı gitmek adına A3 şablonu vermiş bize. Bunun bir çerçevesini çizeceğiz. 2 tane kağıda aynı çerçeveyi çizeceğim. Okula gittiğimde de yarın sabah hazırladığım kağıtları okula gittiğimde kullanacağım. Yani hazır olacak şablonum. Orada da hocanın öğrettiklerini, anlattıklarını şablonun içine çizeceğim. Söylemem gereken bir şey var. Yani merak ediyorsanız, ilgileniyorsanız buraları dinleyin. Kağıdı böyle yerleştirirken ve bir çizime başlayacakken bize öğretilen şu ana kadar şu şekilde. T cetveli masaya yerleştirdikten sonra T cetvelin alt kısmıyla kağıdın en alt kısmını tam olarak aynı hizaya getirmeniz lazım. Ve T cetvelin tam olarak düz olduğundan emin olup sonra da kenarlara böyle bant yapıştırmanız gerekiyor. Kağıdın kımıldamasını engelliyor ve bu kısım çok önemli çünkü eğer kağıdı eğri bantlarsanız, T cetvelin altına hizalı bir şekilde bantlamazsanız bu sefer çizdiğiniz tüm çizgiler, kağıdı bir kaldıracaksınız, yamuk olmuş, eğri olmuş. Ben bunu daha yaşamadım. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Bu arada ben ne kadar konuşursam bu video o kadar uzayacak ve editlemesi de benim için o kadar zor olacak. Yani bilmiyorum, benim kendime çektirdiğim bu eziyet ne? Sınırlı sayıda boş vaktim var. Ve o boş vakti de YouTube'a video yetiştirmeye, işte size bir şeyler anlatmaya, ne bileyim, bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden eğer... Bu da açık kalsın kız, ne güzel ışık veriyormuş yüzüme. Durun şuradan beyaz bir sayfa açayım da bir ışık olsun orada. Neyse, ne diyordum? Ben bu kadar emek veriyorum. Lütfen gidip videoyu beğenip abone olup sonra da bir yorum yaparsanız, buraları izliyorsanız. Ay gerçekten çok yoruldum. Artık ne yaptığımı izleyerek, görmeye, anlamaya devam edin. Daha fazla şeyim kalmadı, gücüm kalmadı. Bu arada benim bir tripoda ihtiyacım yok mu sizce de? Yani şu videoyu mesela şu şekilde görmeniz.
çok daha mantıklı. Ama ona vaktim kalmadı, vaktim. HB kalem bunun için iyi diye düşünüyorum şu an. Her kaleminde bir. Bunu da anlatayım. Aldım ama ay kağıdım çizildi. Kalemlerin bir de numaraları oluyor. Ne kadar kalemin B numarasını arttırırsanız kalem o kadar koyu, o kadar kalın oluyor. Ve yumuşak, yani diyelim ben 7B kalem kullanıyorum. O zaman ben çalışırken çok zorlanırım. Tamam çok kalın çizerim, çok koyu çizerim ama B kalemlerin ne kadar seviyesini arttırırsanız o kadar dağılıyor. HB'den H'a doğru inerseniz işte H2, H3, H böyle sert, ince, daha dağılmayan, incecik bir çizgi elde edersiniz. Bu da böyle bir bilgi olsun. Ne ya, ben ne kadar konuştum bugün. Yeter.